Halep'in kalesi ortada.
taraf sahra. Kalanın arası boştur. Bu yönde boştur. Tabii asıl yapmışlardır. Üstüne toprak doldurulmuş bir kala olmuştur. Zaten emsali yapılmamış bir şeydir. Hatta diyorlar ki bütün kalenin insanları malları doldursa dediğine tabiyyat. O üstü boş olduğuna göre. Üstünde kışla yapmış hükümet, Osmanlı hükümeti. Üstünde bugün de iki tane cami var, minareleri duruyor. Ne çaldılar o denilemediğini diyen adamlar yavaş yavaş üstünü çalmışlar, bitirmişler. 300 sene dükkan yerleri var, hamam yerleri var, görünür üstleri yolları. O kadar genişler. Şimdi diyorlar ki o caminin birisinin birisi İbrahim Camisi derler. İbrahim Aleyhisselam oradaymış diyorlar, rivayettir. Orada sünnetlerin sütünü toplardı, işittirlerdi. Halif, halif, halif. Geliniz süte, geliniz süte, geliniz içiniz. Devlet edin, kimlerini sülterdi. O münasebetle o memleketin içinde halef konulmuştur. Diyorlar böyle bir rivayet. Şimdi sütten ondan başka İbrahim Aleyhisselam'ın serveti inek olduğu için pişirirlerdi böyle ineklerin etini boza şey gibi biryan yaparlardı. Evet kendisi aradı bir misafir. Nerede bir misafir gelirse beraber gitsinler. Misafirsiz yemezdi. Hatta bazen bir iki günde esaret yiyordu misafir gelirdi. Günün birinde aramış bir ihtiyarı olmuş. Gel demiş sana beraber yemek yiyelim. Gelmiş. Hazır olmuş yemeğe oturmuşlar. İbrahim Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim demiş. Bakmış ki misafirde bir hareket yok. Sonra demiş ki Cenab-ı Hakk'ın kısmeti üzerine oturup da ismini getirmeyen Allah'ın nimetine karşı mançurluk olur. Buna karşı dedim ki Allah'ı falan tanımıyorum demiş. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbine bir şey gelmiş. Ben bunu nerede buldum bu kefeleri getirdim. Vahyi ilahi gelmiş ya İbrahim. 70 senedir bunu böyle bildiğim halde kısmetini veririm. Sen bir ölüm kısmet vermekten mi aciz oldun? İnşallah. Şimdi adeti böyle olduğu için bu misafirlere de sen öyle dese kalmadı çok. Yani hemen akibinde önce bir iclin hayiz büryan olarak yapılmış olan bu zavun eti getirildi, sofraya konuldu, böğrüm denildi. Böğrüm dedikten sonra senem nara İbrahim'e eydiyehim la tesülü ileyhi. İbrahim Aleyhisselam baktı ki eydiyehim misafirlerin eli la tesülü ileyhi, eli uzatmıyorlar, yemiyorlar. Misafir bir eve gelir de onun yemeğini yemezse adeten misafir o evin eve karşı pek iyi bir fikirli değildir denirler. İbrahim Aleyhisselam da Mekke'den inkar etti onların dostluğunu. Herhalde onda bir şey var. Niye benim yemeğimi yemiyor? Kalbine o geldi. Ve evcese minhum hifeten. Ve evcese ızmar etti nefsinde minhum hifeten onlardan bir korku eseri. Bir korku eseri kalbine geldi. Acaba onların ne niyeti var? Sonra onlara diyor ki niye yemiyorsunuz? Allah'a kısmet gelmiştir. Demişler efendim biz maharetimizdir. Biz bir semen makabulünde yiyoruz. Bir para, bir beden makabulünde. Bizimiz güzel. Bunun bedeli oturduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Kalktıktan sonra da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceksiniz. Bunu dinleyince Cebrail Mikail'e bakıyor diyor ki ve hakkun lehâzâ en yettefizehu halîlâ. Bunun halil itikaz etmesi neye nasıl olun Cenab-ı Hak hak etmiş ki halil itikaz etmiş diyor. Ondan sonra demiş gördü felemmâ ve evcese minhum hîfe kâlû lâ tehâf. Gördüler ki İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde bu düşünce var. Dediler lâ tehâf. Korkma biz Allah tarafından gönderdiğimiz gönderilmiş melekleri bizim yemekle alakamız yok. İnna ursilna ila kavmi Lut'in. Biz Lut kavmine göndermişiz, onların hilaki için geldik. Onların hilaki için geldik. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi Sara
perde arkasında yürüyen hâlâ etmiş ki, vezir ofis karımın da helakini yitirince, hoşuna gitti. Sonra çünkü zahmet verirlerdi, kısır üzerineydi. Çok zamanda İbrahim Aleyhisselam'a diyordu, Lut'u yanına getir de Allah'ın gazabı bunlara gelmek muhakkaktır diyordu. Müsteşir oldu, yani sevindi. İki şeyden sevindi. Biri melek oldukları ve fena bir niyetleri olmadı. Onun ikincisi de Lut kavminin helakinden de sevindi. Sabah-ı Keb sevinmesinden sürür neticesi göründü. Gülmekten maksadı hak görmek değil, yüzünün işaretleri hasıl oldu. Yani vera ev sürür. Ondan sonra bu melekler tabi bilirler evdenin arkasında Sara var. Tebeşşernâhâ bi-İshâfe ve min verâ-i İshâfe Yakûb. Tebeşşernâhâ hâlet-i kâneten diyor. Biz melekler lisanında, biz Cibril-i Emin'in lisanıyla tebşir ettik Hacer-i Sara'yı. Ve min verâ-i İshâfe Yakûb'e. İshâk'tan sonra da Yakûb'i. Yakûb ki torunudur. Fakat işare olan mana budur ki İbrahim Aleyhisselam İshâk'ı gördüğü gibi Yakûb'u ile görecek. Onun için arkasında Yakûb'u söylemiş. Şimdi varet olun niçin İbrahim'e tebşir etmiyor da Sara'ya tebşir ediyor? Halbuki İbrahim Aleyhisselam babadır.